Arkadaşlar merhaba. Daha önceki derslerimizde harfleri tanımıştık. E, bitişen harfler, bitişmeyen harfler. İşte sözcükler nasıl yazılır? E, el yazısı şeklinde yazıldığından falan bahsetmiştik. E, feta, kesra, damme, elif vav ye bu, bu önceki söylediklerim. Elif feta kesra, damme kısa ünlü, elif vav ye uzun ünlü oluyordu. Sonra el takısından bahsetmiştik. Şemsiye harflerden bahsetmiştik. E, efendim e, Sonra demiştik ki El takısı gelirse isminin önüne Sonunda temin varsa düşer Demiştik. Evet bunları biliyorsanız e, Efendim cümle kurmaya Başlamadan önce Arapçada e, isimleri tanımak gerekiyor Niye fiiller demedim Efendim fiillerin zaten bir Bizatihi kendileri bir cümle e, Arapçada da Türkçede de her fiil Cümle olarak karşımıza çıkar Önce isimleri bir tanıyalım Bildiğimiz İki üç tane isim yazacağım. Mühendis biliyorsunuz mühendisun efendim Türkçe'de de mühendis demek. Mühendisun sonuna e, efendim u sesi koyduk. E, sonra bir u sesi daha koyduk. Buna damme şey e, buna e, ikinci dammeye temin diyorlar. Birincisine damme ikincisine temin diyoruz. N hmm, sesini verdirir. Mühendisu n mühendisun. Fakat el takısı getirince o temin düşüyordu, el mühendisi gibi. Aynı durum müsaffiron, müslimun içine geçerlidir. Müsaffiron, Türkçe'de misafir diye bir sözcük var ya, ha. O e, efendim, e, Arapça'da e, misafir demek değil, efendim. E, yolcu demek. Yani ben burada yolcu anlamında kullanacağım. Müsaffiron, müslimun, efendim. E, Müslüman demek. Biliyorsunuz. Zaten bildiğiniz sözcükleri seçerek bu dersi anlatacağım. Şimdi burada üç tane sözcük var. Birisinin de başına el takısı gelmiş. Ve temvini düşürülmüş. E, bunların anlamına bakmak için e, sözlüğü açıyoruz. E, diyeceksiniz ki zaten biliyoruz. Tamam o zaman. Şimdi ben yapısal anlamlarından bahsedeceğim. Yapısal anlamlar sözlükte olmayan anlamlar. Fakat ben sözcüğü e, tanıyorsam... E, Biraz sonra söyleyeceğim bu dört yapısal anlam kesinlikle o sözcükte belirlenmeli. Birincisi mühendis, musafir, Müslim. Bunların mesela birinci yapısal anlamı şudur. Türü. Arapçada bir sözcük kesinlikle bir sözcük mühendis, musafir ya da Müslim kesinlikle ya müzekkerdir yani eril ya da müennesdir. Peki mühendis, müzekker mi, mühendis mi? Bunu belirlemem lazım. Efendim Mühendis, Musafir, Müslim Bunlar Müzekkerdir. Niçin? Çünkü bunların mühendis olduğunu ispat edemiyorum. Peki mühendis olduğunu nasıl ispat edeceğim? Efendim Mühendis ise O e, Dişi bir varlıktır. İşte inek e, Efendim e, Zeynep e, Efendim e, gibi. Dişi bir varlık e, Mühendis, musafir, Müslim Dişi bir varlık değil O zaman devam ediyorum Peki sonunda Yuvarlak T var mı? Taim Arbuta Taim Arbuta'yı daha önce Efendim Harf bilgisinde görmüştük okuma yazma Öğrenirken Taim Arbuta yok Peki şimdi soruyorum O zaman at diye bir ekleme bitiyor Hayır Şimdi iki tane daha efendim özellik var. Mesela Elif-i Memdu'da diyorlar şu işarete. Bir de şuna da Elif-i Maksura diyorlar. Bunlarla mı bitiyor? Hayır. Şimdi şu ikisini ben sileceğim. Bunlardan bahsetmeyeceğim. E efendim. Sebebi var. Biraz sonra açıklayacağım. Bunlardan birisiyle bitmiyor ve dişi bir varlık da değil o zaman mühendis müzekkerdir diyorum. Peki mühendis sözcüğünü ben mühendis yapmak istersem yapmam gereken şey ne? Efendim bunun sonuna tayin merbuta getirmek. Tabi tayin merbutadan önceki harfin şu sinin harekesi kesinlikle feta olmalıdır. O yüzden müderrisun sonuna tayin merbuta getirince şu e, dammeyi kesinlikle fetayla yer değiştirmemiz gerekiyor. O damme e, ve ikinci damme yani temvin e, artık tayin margutanın üstüne konulabilir. Mühendise tun. E, aynı durum musafirun, muslimun içinde geçerlidir. Musafiratun, müslimetun. Ben bunları şimdi mühendis yaptım. Evet. Efendim, musafir kelimesi müzekkerdir. Niçin? Çünkü sonunda tayin marbuta yok. at eki yok sonunda. Ayrıca dişi bir varlığa delalet etmiyor. Hı, efendim o zaman müzekkerdir. Yani mühennesliğini ispat edemiyorsam e, dişi bir varlık oluşuyla ya da bazı mühenneslik ekleriyle e, o zaman müzekker olduğunu hükmediyorum. Tamam mı? Efendim bir sözcüğü mühennes yapmanın akla gelen ilk yolu tayin marbuta getirmektir. Eğer sonuna aat getirirseniz biraz sonra da söyleyeceğiz. O zaman çoğul mühendis elde etmiş olursunuz. Mühendisun mühendisetun erkek mühendis mühendisetun dişi mühendis. Tamam mı? İkinci yapısal anlamımız şu. Yukarıda mühendisten bahsetmiştik. Arapçada bir isim örneğin mühendis, musafir ya da muslim ya tekildir Buna müfret diyorlar. Tekil demek. Ya müsennadır. İkil diyorlar. Ya da çoğuldur. Ceme. İşte. Arapçası. Bir sözcük bu üç özellikten birini taşımak zorunda. Bu ikinci yapısal anlam. Sözlükler yazmaz bunu. Mühendisun müfrettir. Tekildir. Niçin? Çünkü o ikil değildir. Çoğul değildir. Demek ki bir sözcüğün Tekil mi, ikil mi, çoğul mu olduğunu belirlerken, ikili ya da çoğul olmadığını efendim e, ispat ede o olduğunu ispat edemiyorsam e, tekildir. İkil ya da çoğul olduğunu ispat edemiyorsam tekildir. Peki e, bir sözcüğün ikil olduğunu nasıl anlarım? Bunu anlamak çok kolay. Mesela mühendis kelimesini ben ikil yapmak istiyorum. Sonuna, sonuna ani ya da eğini ekliyorum. Aniyi özne durumunda eğniyi diğer durumlarda ekliyorum. Hani özne hali biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Efendim şurada elif işte elif getirince eliften önceki harekenin feta olduğunu gösteriyorum. Mühendis kelimesinin sonuna ani getirince ne oluyor? Sinin bu dammesi düşürülüyor mecburen. Eyni getirilince sinin Damvesi düşürülüyor. Yine feta yapılıyor. Demek ki mühendis kelimesi ikil olsaydı, iki mühendisten bahsediyor olsaydım ben karşıma kesinlikle ya mühendiseni ya da efendim mühendiseyni şeklinde çıkardı. Şimdi mühendis kelimesine bakıyorum. E, ani ya da eyni ekiyle bitmiyor. O zaman bu tekildir diyebilirim ama sonra aklıma çoğul olabilir diye geliyor. Fakat mühendis kelimesi yukarıda müzekker olduğunu söylemiştik ya. Evet. Zaten mühendis olsa tayin merbutu alırdı ya da a tekil alırdı. Bu müzekker. Müzekker akıllı. Mühendis akıllı ya bir insan. İnsanlar akıllıdır. İnsan dışındakiler akılsızdır. Evet. efendim. Eğer bu çoğul olsaydı efendim sonuna Une eki özne halinde ya da iğne eki alırdı. Tabi une eki aldığında şu sinin e, efendim temini düşürülüyor gördüğünüz gibi. E, ya da iğne aldığında sinin e, dammesi kesraya dönüşüyor. Bunlar zorunluluk. Niye une ekliyoruz? Akıllı e, efendim erkekleri çoğul yapmak için. Niye bazen iğne ekliyoruz? Efendim, u ne özne halinde iğne diğer durumlarda kullanılır. Şimdi bakıyorum mühendis kelimesinin sonunda u ne ya da iğne var mı? Yok. O zaman ben bunun efendim tekil olduğuna hükmediyorum. Bu bahsettiğim durumlar düzenli çoğullar efendim içindir. Şimdi. Mühendis kelimesinin müzekker olduğunu söyledim. Peki, e, bunu nasıl mühendis yapardık biz? Birinci yapısal anlamına geçtim. Bak, tüm yapısal anlamlar aynı anda iç içe giriyor. Efendim, bunu tayin, varbuta e, bitiştirirsem sonuna mühendis olur. Peki, e, ikil nasıl yaparım ben bunu? Az önce söylemiştik, bir sözcüğün sonuna ani ya da eyni getirirsek onu ikil yapmış oluruz. Burada Elif'in öncesinde FETA var. Efendim şu dammeyi o yüzden düşürüyorum. Ve mühendise teni. Mühendise teyni haline geliyor arkadaşlar bu. Mühen tun. Bak mühendis yaptım. Ani eklerken bu harekeyi efendim şöyle yapıyorum. Fakat biliyorsunuz Elif'ten önceki efendim harfler bitişiyordu. Açık T'ye dönüşüyor bu. Mühendise T'ni. Ya da nasb halinde, yani özne hali dışındaki durumlarda E'ni ekliyorduk. Mühendise T'ni. Peki, mühendisetun dişi yapmasını öğrendik. Mühendis müzeker. Mühendisetun dişi. Mühendis sun. Bunu nasıl ikili yaptık? Ani, E'ni ekleyerek. Mühendise E'ni, mühendis Nasıl çoğul yaptık? U'ne ya da I'ne ekleyerek. Mühendis une, mühendisi yine. Şimdi mühendis etun kelimesindeyiz. Mühendis etun. Nasıl ikili yaptık? Kolaydı. Ani eyn ekleyerek. Peki nasıl çoğul yapacağım? Efendim bunun sonuna at eki getireceğim. Ama at ekini getirirken eğer mühendis sözcüğü sonunda böyle tay marbuta varsa bunu düşüreceğim. Ve mühendisat. Evet. Efendim bu A tek'inin harekesi özne halinde mühendise nesne ve öteki hallerde yani özne hali dışında e, atin e, şeklindedir. Mühendise atin. Yani at ekliyoruz. T'yi de ya e, damme ile ya da kesra ile teminliyoruz. Başka e, bir durum yok. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Demek ki bir sözcük e, türü açısından Araplar nevi diyor. Ya müzekkerdir, erildir ya müennesdir. Müennes olduğunu ispat edemediğim her sözcük müzekkerdir. İki, Sayı değeri açısından ya tekildir ya ikildir ya çoğuldur. Türkçede ikil yok. Tabii müzekkerin çoğulu farklı, e, müennesin çoğulu farklı. Mühendisin, çoğulu farklı. mühendisin e, efendim tekil, ikil, çoğul hangisi? Eğer ikil ya da çoğul olduğunu ispat edemiyorsam tekildir. Peki ikil olduğunu nasıl tanıyacağım ki? Sonunda ani eyni varsa ikildir. Sonunda e, akıllı erkekse une i ne varsa çoğuldur. E, efendim. E sonunda atun ya da atin varsa e, müennes çoğuldur. E değilse o zaman değilse tekildir. Evet. Bir sözcüğü böyle Hmm, efendim ikili ya da çoğul olduğunu ispat edemiyorsak tekil olduğunu hükmederken aslında biz aynı zamanda bir sözcüğü nasıl ikili yaparız nasıl düzenli çoğul yaparız bunu da görmüş oluyoruz. Burada e, efendim şuna dikkat etmek gerekiyor. Sözcüğün sonunda tay merbuta varsa at eklerken e, efendim o tay merbutayı düşürüyoruz. Peki mesela içtimaun içtimaun Hani askeriye de var ya arkadaşlar içtima var, istima var diyoruz ya toplantı bir araya gelme. İçtima on, bunu düzenli çoğul yapmak istiyorsak kendinize sorun bu toplantı akıllı erkek mi? Hayır akılsız bir e, efendim oluş yani sözcük. E O zaman akılsız ya da akıllı e, efendim sonuna at getirebiliriz. Tabi atı ya Dişi olacak, mühendis olacak. Ya da akılsız olacak. Bak mühendis akıllı fakat dişi. O yüzden ağıt getirdik. İçtima ise akılsız. Akılsızların sonuna ağıt getirip çoğul yapabiliriz. Peki şu u ne ve neyi nerede getiriyoruz? Bu da çoğul ekiydi. Efendim bunu sadece akıllıların sonuna getiriyoruz. Mühendis akıllıdır. Efendim, erildir, erildir, ee, evet. Demek ki akıllı da olsa, akılsız da olsa, mühendis de ağat ekleyerek düzenli çoğul yapıyoruz. Ama akıllı erkekse ancak une, iğne getiriyoruz. Toplantılar derken ağat ekledik. Ee, burada ayının hareketi otomatikman fetaya dönüştü. Çünkü ağat ekliyoruz ha T'nin harekesi tun olabilir ya da efendim tin olabilir. Mühendis kelimesine baktım. İkillik çoğulluk alameti yok. Mühendis kelimesine baktım. İkillik çoğulluk alameti yok. O zaman tekildir. Peki bu alametler varsa ne yapacağım? Efendim e, diyeceğim ki ikililik alameti varsa ikildir çoğulluk alameti varsa çoğuldur. Temel yaklaşımım bu. Peki ya değilse? efendim, bir derste tüm Arapçayı öğrenmek mümkün değil. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Burada bahsettiğim hususlar en önemli hususlardır. Efendim olmaz olmazlar. Cümle kurmadan efendim bunları bilmemiz gere gere gerekiyor. Şimdi üçüncü yapısal anlamımız şu. Türkçede ee, bu kadar yapısal anlam yok sözcüklerde Çünkü mesela mühendis dedik. Ha müzekker olsun ha mühendis. Efendim, tekil ikil e, çoğul ayrımı yok Türkçe'de. Lar lerek'i almışsa çoğuldur. Almamışsa tekildir. Ama Arapça'da bir de ikil var. Ve Türkçe'de ikil mühendis ikil müzekker. E, çoğul müze mühendis çoğul müzekker diye ayrım da yok. E, o yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Belirlilik düzeyi yani bir sözcük ya belirli de, belirsizdir ya da belirlidir. Araplar belirsiz olan sözcüğe nekra diyorlar. Belirli olan e, sözcüğe ise marife diyorlar. Peki, mühendis kelimesini ele alalım. Ben e, şimdi bunun için e, nekra mı diyeceğim, marife mi diyeceğim? Marife olduğunu ispat edemiyorsam nekra olduğunu hükmeteceğim. Dolayısıyla marife sözcükleri tanımam gerekiyor. Efendim, alem alem özel isim demek. Mühendis bir özel isim mi? Ha adamın adı mühendisdir. Bak o zaman özel isim olur. Fakat biz buna mühendis diyoruz. Bu özel isim değil. O zaman devam ediyorum. Peki mühendis kelimesi bir şahıs zamiri mi? Hayır. Şahıs zamirinden biri mühendis diye bir şey yok. O onlar ben biz sen siz. Şahıs zamirleri belirli. Efendim. Peki işaret zamiri mi? Hayır. Çünkü mühendis diye bir işaret zamiri yok Arapçada. Bu, şu, efendim, bunlar şunlar. Mühendis bunlar arasında yok. Efendim, devam ediyoruz. Madem işaret zamiri ve şahıs zamiri değil, efendim. Peki, başında el takısı var mı? Mühendisin başına bakıyorum el takısı yok. Olsaydı el mühendis olurdu. Çünkü el takısı e, bir ismin önüne getirilirse onu marif hale getirir. Peki şimdi mühendise bakıyorum. Başka belirlik düzeyini yani belirleyen, sözcüğü marife yapan e, yapılar da var. Fakat şu an ben olmazsa olmazlardan e, bahsediyorum. Mühendis özel isim değil, şahıs zamiri değil, işaret zamiri değil, başında el takısı yok. O zaman bu bilgime göre ne nekradır. Aynı durum musafir, muslim için de geçerlidir. Efendim. Arkadaşlar bir sözcüğü birine ad olarak koymadığınız sürece o özel isim olmaz. Tamam. O zaman özel isim olduğunu nereden bileceksin? Bir kişiye ad olup olmadığından bileceksin. Efendim. Bir sözcük özel isim Orada kullanılır kullanılmaz e, otomatikman yani otomatikman özel isme dönüşür ve marif olur. Zamirlerin sayısı az. Sen e, efendim 5000 yıllık e, geçmişi olan Arapçanın mesela e, efendim e, bu süresi içerisinde hiç kimse Arapçaya yeni bir zamir getirememiş. Aynı durum yeni bir işaret zamiri getirememiş. Zamirler arkadaşlar Sayıları sınırlıdır, azdır e, ve marifedir. Yani bu üçü marifeliğini kendinden almaktadır. E, efendim ama bir sözcüğün başına el takısı koyabilirim. Eğer sözcüğün başına el takısı koyarsam marif olur. Peki el takısı koyarak marife yaptığım sözcüğü nasıl nekraya dönüştürürüm? Belirsiz hale getiririm. Verdiğimi geri alarak. Mesela mühendis kelimesi. Özel isim değil, şahıs zamiri, işaret zamiri değil. E başında el takısı da yok. El takısı getirirsem marif olur. El takısını düşürürsem tekrar nekrol olur. Tabi burada el takısı koyunca Sözcüğün sonunda temin varsa e, düşer. Eğer el takısını düşürürsem e, Düşen temin geri getirilir. Efendim. Tamam mı? Evet. Sözcüğün mühendis ya da müzekker, tekil, ikil, çoğul oluşuyla belirlik düzeyi arasında bir ilgi yok. Şimdi dördüncü ses değişimine geliyorum. Şey, dördüncü yapısal anlama geliyorum ismin. Efendim, <laughs> Türkçe'de biliyorsunuz ismin beş hali var. Yalın hali, uzaklaşma hali, yaklaşma hali, bulunma hali, nesne hali gibi. E Arapça'da böyle bir hal yok. Arapça'da mesela mühendisun dedik ya, şu ıı, tenvini damme ile yer değiştireyim. Biliyorsunuz tenvin ikinci damme demekti. Şu damme, damme, u sesini veriyordu değil mi? Biz feta'nın e sesini verdiğini efendim ve kesra'nın da i sesini verdiğini ta ilk derste söylemiştik. Harflere geçmeden önce bu kısa ünlüleri görmüştük. Hı. Bu u, e ve i sesleri sözcüklerin sonuna gelerek Türkçedeki kısmen ismin hallerini veriyor bize. İşte sözcük tekilse u ile bitiyorsa ben onun özne halinde, e ile bitiyorsa nesne halinde, i ile bitiyorsa efendim örneğin Türkçeleştirmem gerekirse e, tamlama halinde olduğunu söylüyorum. Efendim Araplar ise buna tabi özne hali, nesne hali, tamlama hali demiyor. Onun yerine u olursa ref hali, e olursa nasb hali, i olursa cer hali Adını veriyorlar. E, mümkün olduğunca Arapça e, terimlerle boğmak istemiyorum. E, efendim. Daha yeni giriyoruz. <laughs> i̇şte bir sözcüğün sonu e, böylesine cümle içerisinde bulunduğu yere göre mühendisu, mühendise ya da mühendisi şeklinde e, değişiyorsa bu değişime biz irap diyoruz. Demek ki sözcüğün sonundaki harekenin ses değişmesine irap diyoruz. Efendim. Dolayısıyla mühendis sözcüğü muğrab oluyor. Muğrab demek son sesi değişen sözcük demek. Bazen arkadaşlar e, sözcüğün sonundaki ses e, hiç değişmez. Yani huve mesela o demektir. Bunu özne halinde de, nesne halinde de, tamlama halinde de her zaman huve diye okursun. Oysa hum diye bir ismimiz var. Onlar demek. Bu hiçbir zaman değişmez özne, nesne, tamlama hangi halde gelirse gelsin hep hum olur. E, efendim. Mesela li diye bir harfimiz var. Efendim hep kesralı gelir. İşte e, mesela an, işte min bunlar harfler. Efendim ente sen demek hiçbir zaman entu, enti olmaz. Diyeceksiniz ki enti var ama ente başka Enti başka yani enti cümle içerisinde ismin halini gösteren bir e, e, durum değil efendim bu i sözcüğün kendisinden kaynaklanıyor mesela biz kapı dediğimizde e, efendim şuradaki a i değiştirebilir misin iyi değiştirebilir misin hayır bunlar sözcüğün kendi ana yapısından kaynaklanan sesler e, efendim ve cümle içerisinde hiçbir zaman da e, değişmezler. Değişen işte kapıdan sonra gelen ekler. Mesela kapı yalın halde evet. İşte Arapçada da son ses değişiyorsa buna irap, son sesi değişen sözcüğe MURAP diyoruz. Son sesi değişmiyorsa buna bina diyoruz. Son sesin değişmemesi demek. Eğer e, son sesi değişmeyen bir sözcükle karşılaşırsak mesela hum o sözcüğün Mebni olduğunu söylüyoruz. Mebni son sesi değişmeyen sözcük anlamına gelmektedir. Şimdi dört tane yapısal anlamdan bahsettim. Bu dört yapısal anlam karşımıza çıkacak her isim için söz konusudur. Ve bir sözcüğün bu dört yapısal anlamını aynı anda bilmezsem ee, efendim, cümle kuramam. Mesela mühendis. Sözcüğünün yapısal anlamları nelerdir o zaman? Mühendis sözcüğünün. 1. Nevi açısından müzekkerdir. Tür açısından erildir. 2. Sayı değeri açısından müfrettir. Yani tekil. 3. Belirlilik düzeyi açısından nekiradır. 4. Son sesi değişmesi açısından değişiyor. O zaman bu muğraptır. Oysa hum zamiri onlar demek müzekkerdir. Çünkü erkekler için kullanılır. Cemidir. Çünkü çoğul erkekler için kullanılır. Marifedir. Çünkü tüm zamirler marifedir. Son sesi değişmez. O zaman bu mevnidir. Efendim bazı sözcükleri ikil, e, çoğul, mühendis e, yapmamız e, ya da marife ise nekra yapmamız e, imkan dışıdır. Mesela bu bir zamirdir. Marife olarak doğar, marife olarak ölür. Siz bunu nekra yapamazsınız. Hum çoğul müzekkerdir. Akıllılar için kullanılır. Siz bunu ikil yapamazsınız. Hum mevcut haliyle. Efendim, çoğul müzekkerdir böyle. Peki bunun mesela tekili ne? Ha, onun için Arap ayrı bir sözcük etmiş, huve demiş. E, peki bu huve tekil müzekker. O zaman mühendisi ne? Sonra Tayyip bu tam ekleyeceğim. Hayır, o hiyedir. E, bunu bu şekilde ezberleyeceğiz. Fakat bunların sayısı az. Çoğu sözcük mühendis kelimesi gibidir. Mühendis Musafir, Müslim Tekil, Müzekker ise ki öyledir, ben bunu ani ya da eyni ekiyle ikili yaparım. Veya une ya da iğne ekiyle çoğul yaparım. Evet, demek ki mühendis, mühendisane, mühendisune. Evet, tekil, ikil, çoğul. Mühendis kelimesini mühendis yapmak istiyorsam aklıma arkadaşlar, aklıma gelecek ilk e, efendim e, ek, taim arbuta olmalı. Diyeceksiniz ki başka ekler yok mu? Başka ekler var ama onu sen getirmiyorsun. Onu hazır olarak buluyorsun. Sözlük veriyor. Hani şu sözcüğün sonuna şu eki getirirsin diyemiyorsun. Ama tay-i merbuta da bunu diyebiliyorsun. Hani az önce hum zamirini ikili yapmak senin elinde değil demiştim ya. Ha işte mühendislik eklerinden elif-i memduda ve elif maksurayı ben şu sözcüğü sonuna getireyim de mühendis olsun diyemezsin. Fakat tay-i merbuta da bunu diyebilirsin. Mühendis etun bakınız tekil mühendis yaptım. Peki bunu ikili yapmak istiyorum. Efendim kolay ani ya da eğini getiriyoruz. M mühendise t'ni, mühendise t'ni. Eğer istersem ben bunu çoğul yapabilirim. Çoğul yapmak için atun ya da atin getireceğim sonra. Bu durumda şu kapalı e, t'yi düşürüyoruz demiştik. Düşürelim. Eliften sonra bakınız feta gelmesi gerekiyor her zaman. Evet. Mühendisatun Mühendisatin Şimdi ben bu sözcüklere yapısal anlam açısından bakıyorum. Mühendis Tekil Eril Belirsiz Ve son sesi değişken Arapça terimleri kullanacak olursam Müzekker müfred, nekira ve muğrab. Şuna bakıyorum şimdi. Müzekker, müzekker, eril. Ama müsen, müsenna, ikil. Ama hala nekira. Ve son sesiz değişiyor. Hani ani, eyni oluyor ya. Buna ses değişimi diyorlar. Mühendisune. Şimdi bu müzekker, müzekker, eril. E peki sayı değeri cemi çoğul Peki belirli düzeyi hala nekra. Ee, peki son yapısal anlam açısından son sesi değişken o zaman muğraptır. Çünkü une özne halinde diğer durumlarda ise iğne eklenir demiştik ya sözcüğün sonuna. Evet. Aynısını tüm isimlere uydurmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela Zeynep diye bir isim var. Zeynep. Zeynebu. Evet. Bazı isimler tenvin almıyor. Hani el takılı olan temin almıyor ya. Evet. çoğu bayan isimleri de e, temin almıyor. Bu ilerinin bir konusu. Şimdi Zeynep'in yapısal anlamları söyleyeceğim ben. Türü açısından müennes. Sayı değeri açısından tek kişi müfred. Belirlilik düzeyi açısından marife çünkü özel isim. Son sesi değişiyor arkadaşlar bunun. Zeynep bu Zeynep'e olabiliyor. O zaman muhraptır. Peki Ali'yun kelimesini ele alıyorum. Bu müzekkerdir Tek kişi müfrettir. Özel isim olduğu için marifedir. Ali'yun, Ali'yen, Ali'yin son sesi değişiyor. Demek ki e, muğraptır. Peki. Et-talibeni kelimesi mesela. İki öğrenci demek. Talip, bakınız ani eki almış ya. Biz bunun ikili olduğuna hükmediyoruz. Başına el takısı almış ya marife olduğuna hükmediyoruz. Şimdi yapısal anlamları söyleyeceğim ben. 1. Türü açısından müzekker çünkü iki erkek öğrenci. Müzekker. İkil çünkü ani iki almış. Marife çünkü el takısı almış. E, ani, eyni ile yer değiştiriliyor. Yani özne halinde hane oluyor. Nesne ve diğer hallerde tamlama halinde eyni oluyor. Bu onun son sesinin değiştiğini gösterir. Demek ki muğraptır. Son olarak şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ben zamir değeri diye bir terim ürettim. Zamir değeri nedir? Zamir değeri Zamir değeri Bir sözcüğün sözcüğü bir sözcüğü kaldırıp Yerine koyacağınız e, zamir demektir. Tabi bu üçüncü şahıs zamirleri türünden bir tanesini. <laughs> Mesela Aliyun Bunun yerine bir zamir koyun dediğimizde siz Huve dersiniz. <laughs> Hiye demezsiniz. Çünkü Huve O demek. Biraz sonra zamirleri de göreceğiz. Ve bu müfrettir, tekildir ve müzekkerdir. Yani burada iki tane yapısal anlamdan bahsettik ya. Birisi türü yani müzekker mi müennes mi? İkincisi de sayı değer yani adedi. Tekil mi, ikil mi, çoğul mu? Ben bu iki özelliği, bu isimlerin iki yapısal anlamını zamir değeri sözcüğüyle efendim belirtmek istiyorum. Bunu türü müzekker, sayı değeri tekil. O zaman onun yerine zamir koyduğumuzda üçüncü şahıs zamirlerinden huve diyorum. Demek ki alenin zamir değeri huvedir. Peki bu anlamda düşünürsek Ayşe'nin zamir değeri ney? E bu da müfret ama müennes. Efendim müfret müennes yani tekil müennesler için kullandığımız üçüncü şahıs zamiri hiyedir. Demek ki Ayşe'nin zamir değeri hiyedir. Mesela Müslümune. Bu e, çoğuldur. Efendim. Bir de müzekkerdir. O zaman bunun zamir değeri humdur. Müslimat. A teki gelmiş. Bak çoğul olmuş. Ama müennes. O zaman bunun zamir değeri hunnedir. E, efendim. Et talibeni. Ve et talibeteni. Bak et talibeteni derken şurada mühendislik tesi var. Bu onun mühendis olduğunu gösterir. Ani ikil olduğunu gösterir. Demek ki et talibetenin zamir değeri humadır. Et neye gelince o müzekkerdir. Çünkü mühennesik eki yok. E, i̇kildir. Çünkü ikillik eki var. Onun zamir değeri humadır. Diyeceksiniz ki bununkiyle bununki aynı oldu. Fakat arkadaşlar e, birbirine benzese de bunlar aynı değil. Çünkü şuradaki humayı erkek ikiller. Buradaki humayı dişi ikiller için kullanıyoruz. E, bunu e, görüntüden anlayabilemiyoruz. bilemiyoruz. efendim, bunlar sesdeş, e, efendim, attaş e, gibi, telaffuzdaş gibi düşünüyorsunuz. İnşallah istifade etmişsinizdir arkadaşlar.